Muayyen tekfir ve ihtilaf din farkını gerekli kılar mı? Oldukça akademik bir başlık oldu değil mi? Muayyen tekfirde ihtilaf din farkını gerekli kılar mı? Ne demek istedik? Hı? Muayyen bir şahsı tekfir ettik ve burada ihtilaf ettik. Bizim birbirimizi tekfir etmemiz gerekir mi? Bu soru cevap attığımızda çok geliyor. Ondan da ziyade gittiğim bölgelerde işte bir taife var. Diyor ki gel bakalım sen. İbrahim Gadben tekfir ediyor mu? Etmiyorsun. Sen kafirsin. Ebu Anzalay tekfir ediyorum mu? Etmiyorsun. Sen kafirsin. Murat Gezenler'i tekfir ediyor mu? Etmiyorsun. Sen kafirsin. Şunu tekfir ediyorum mu? Etmiyorsun. Yani dinin ölçüsünü şahısları tekfir edip etmemeye bağlamışlar. Dinin ölçüsünü şahısları tekfir edip muayyen bir şahsı tekfir edip etmemeye bağlamışlar. Burada hemen başta Önce şunu hatırlatalım. Biz tekfir dediğimiz zaman ikiye ayırıyorduk değil mi? Birincisi olmazsa olmaz olan, asıl olan, vacip olan, e, mutlaka gerekli olan, zaruret olan tekfirdir. Bunlar Yahudilerin, Hristiyanların veya büyük şirk sahiplerinin tekfiridir. Bizim bahsettiğimiz konu veya şimdi bizim bah benim şimdi bahsedeceğim konu bu konu değil. Bu birinci kısım değil. Şimdi bunu dedim ya buraya yine itiraz edecekler bak ben biliyorum. Buradan dünya kadar reddiye çekecekler. Ben bunu söyleyeyim de yine kayıtlarda dursun tamam mı? Bak emin ol buraya itiraz edecekler. Geçen işte kefer, kefer nabikuna bir sürü it, ya ben bunu söylemiyorum diyorum adam yine itiraz ediyor. Yine bir sürü reddiye geldi. Yani ben anlamıyorum yani nasıl olacak bu işler? Ben anlamıyorum. Belki de biz anlatamıyoruz yani hata bizde. Belki de yani hep karşı tarafı suçluyuz ya anlamıyorlar falan De Belki de biz anlatamıyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala sadri ve esirli emri ve ahlul ukdeten min lisani Allah lisanımızdaki anlaşılmazlıkları, anlatamadıklarımızı kolaylaştırsın. İnsanların, sözlerimi, insanların sözlerimizi anlamasını sağlasın diyelim. Ne diyelim? Yani ben bunu çok dert ediyorum. İnsanlara anlatamıyorum. Yani ya ders çekiyorsun, işte kendiniz görüyorsunuz. Yani bir ders çekmenin hem maddi hem manevi ne kadar e, ciddi anlamda bir yük bindirdiğini kendiniz görüyorsunuz ve anlatıyorsun karşında tam söylediğin tersine itiraz geliyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Allah teala yardımcımız olsun. Şimdi tekrar değinelim konuya. Benim bahsettiğim muayyen tekfir diye bahsettiğim husus tağutların tekfiri değil. Yahudinin hıslayan tekfiri değil. Şeytanın, Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in tekfiri değil. Üzerinde icma hasıl olan kimselerin tekfiri değil. Bahsettiğimiz tekfir bu değil. Bahsettiğimiz tekfir aslen Müslüman olan, tağkutu reddetmiş, Allah'a ibadet eden, büyük şirkten teberri olmuş kimselerin yaptıkları fiil veya bir itikattan veya bir görüşten dolayı tekfirlerinde bu kimseleri tekfir etmek veya etmemek din farkını gerekli kılar mı? Örneğin Murat Gezenler. Murat Gezenler anlaşmalı boşanmaya küfür değildir diyor. Bu bir muhakeme değildir diyor. Evlilik neyse boşanma da odur. E, kişiler şeri olarak boşanmıştır. Boşanmalarını resmi kurumda ne yapıyorlar? Teyit ettiriyorlar. Yani resmiyetteki boşanmayı iptal ettiriyorlar. Bunun dolayı bu küfür değildir diyor. Sen bu küfürdür diyorsun. Bu arkadaş da bu küfür değildir diyor. Sen beni tekfir ediyorsun o etmiyor ister istemez. Sizin birbirinizi tekfir etmeniz daha doğrusu senin bunu tekfir etmen gerekli mi gereksiz mi gerekiyor mu? Bunun üzerine biraz duracağız ve diyeceğiz ki muayyen bu bahsettiğimiz ikinci alanda muayyen kimselerin tekfiri üzerindeki ihtilaf hiçbir şey gerekli kılmaz. Oldu mu? Şöyle söyleyelim yüzde 99 hiçbir şey gerekli kılmaz. Ama mesela adam, Müslüman bildiğimiz bir adam puta secde ediyordur. Adam tutmuş puta secde. Burada bile gerekli kılmayabilir aslında biliyor musunuz? Sen dersin ki yani o adam ikra halindedir. Sen öbürü ikra halinde değildir der puta secde etse bile. Bir Müslümanın tekfirinden İslam uleması oldukça sakındırmıştır. Niçin? Sence niye sakındırmışlar? Müslümanın tekfirinden niye sakındırmışlar? Mesela şurada birisi kapıdan içeriye gelse leş gibi raka koksa, bira koksa, alkol koksa. Böyle sallana sallana gelse. Nasıl bakarız biz o adama? Dışlar. Dışlarız yani kardeş ne oldu nedir bu hal filan yani en azından bir tepki koyarız. Bundan daha büyük günah olan Müslümanı tekfir eden kimseye bu tepkiyi koymuyoruz biliyor musunuz? Hayre şudur. Şari'in küfür olarak isimlendirdiği bir günah küfür olarak isimlendirmediği günahtan daha büyük günahtır. İki tane günah var İkisi de dinden çıkarmıyor. Şari, şunu büyük günah olarak, bunu küfür olarak simlendirmiş, Şunu küfür olarak simlendirmemiş. Hangisi daha büyük günahtır? Bu büyük günahtır. Kişinin mesela birisi gelse desek akşam dese işte iki tane hatun götürdüm eve bilmem şöyle zina ettim böyle yaptım dese şurada anlatsa. En azından yüzümüz asılır değil mi? Müslümanı tekfir etmek bundan daha büyük günahtır. Müslüman tabi tabi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu onda yoksa bu ona döner diyor küfür onda yoksa ona küfür döner diyor. Bundan dolayı İslam uleması bir bundan dolayı bundan dolayı tekfirin önüne çok ciddi engeller koymuşlar. Çok ciddi engeller koymuşlar. Ve gerçekten Müslümanı tekfir etmek neredeyse mümkün değil noktasına getirmişler. Bu alanda eski kitapları kimse okumadığı için bu alan pek bilinmez yani. Mesela size birkaç bir şey söyleyeyim. İslam alimlerinin çok sözü vardır. İşte tekfir uzak durulması gereken bir şeydir. Tekfirden ben uzağım İşte kalemimi tekfir kahkamı veya tekfir meseleleri üzerine hiç oynatmayacağım filan diye çok nakiller vardır. Niçin? Çünkü İslam uleması bir bunun çok büyük günah olduğu için büyük günahtan sakındırmıştır. Müslümanı tekfir etmek veya tekfirde aşırıya gitmek büyük günahlardan bir günahtır. Kişinin içki içmesinden zina etmesinden daha büyük günahtır. Bundan dolayı sakındırmışlar bu bir. İkincisi tekfir sonuç olarak Müslümanın Müslümanın kanını dökmesine, Müslümanın Müslümanın malını heder etmesine, Müslümanların enerjisinin yok olmasına, Müslümanların gücünü ve kuvvetinin dağılmasına sebep olduğu için bu alanı ne yapmışlar? Özellikle önüne engeller çekmişler. Bundan dolayı tekfirin şartları ve engelleri koymuşlar. Tekfirin şartları ve tekfirin engelleri. Eğer siz tekfirin şartı falan yoktur kardeşim engeli falan yoktur diyorsanız zaten sizinle bizim konuşacağımız bir alan yok. Geçenlerde bir tanesiyle konuşuyordum ben bunları kabul etmiyorum dedi tamam dedim işte ben de kabul ediyorum. Tamam mı? Burada seninle benim aramda ihtilaf yok. Sen ehl sünnet dışısın. Sen ehl-i sünnet ulemasının dışındasın dedim ben. Bundan dolayı yani ben onu tanımam, ben bunu tanımam, ben alimi tanımam, Kur'an ve sünnet tanırım diyorsan ben Kur'an ve sünneti kendi hevana göre tahrif etmene izin vermeyeceğim. Ehli sünnet Kur'an ve sünnetin kendi havana göre tahrif edilmesinin önünde en büyük settir. Ben diyorum ki İbn Teymiye böyle dedi, şu şöyle dedi. Bu bana ne diyor İbn Temin'in Ölmüş gitmiş onlar diyor, tamam mı? Adam böyle diyor. Onlar geçmiş bir ümmetti diyor. Firavun'un mu Musa, Firavun'un Musa'ya dediği gibi deme diyor. Ben ne dedim sen ne dersen de ben senin Kur'an ve sünneti kendi havana göre yeniden yazmana izin vermeyeceğim. Ha aramızda ihtilaf var ama bu ihtilaf bil ki seninle ehl-i sünnet arasında, seninle benim aramda değil. Ondan dolayı eğer siz tekfirin şartlarının ve manilerinin varlığını kabul etmiyorsanız sizinle bizim aramızda en azından mezhep farkı vardır. Bu mezhepten biz ehl-i sünnet, sen ehl-i bidatsın. ondan sonra ona göre konuşuruz. Tekfirin şartları ve engelleri var mı? Yani sen ehl-i sünneti inkar etmiş olursun. Bu birincisi. Tekfirin şartları ve engelleri varsa şimdi burası çok önemli. Tekfirin şartları ve engelleri. Şartların oluşması, engellerin kaldırılması. Bu şartlar ve bu engeller muttefakun aleyh midir? Yoksa muhtelefin fih midir? Ha? Muhtelefin fihtir. İhtilaflıdır. Ha demek ki bu ihtilaflıysa şimdi geldik asıl meseleye. Sana göre bir şey tekfirin engelidir. Buna göre tekfirin engeli değildir. İkrah. İkrah tekfirin engelidir. İşte ee, geçenlerde bana reddiyeden ya Murat Gezenler abartıyor diyor. İkrah te tekfirin bir engeli vardır. Büyük şirkin bir engeli vardır diyor. İkrahtır diyor. Bu söz başından sona kadar yanlış da böyle bile olsa ikrah hakkında A'dan Z'ye ihtilaf vardır. İkrah hakkında zahiriler bir uçtadır simsiyahtır. Şafiler diğer uçtadır bembeyazdır. Şafilere göre yeri geldiği zaman tek bir tokat ikrahtır zahirilere göre hiçbir şey hemen hemen hiçbir şey ikrah değildir. Neredeyse hiçbir şey ikrah değildir. Tekfirin şartları da engelleri de ihtilaflıdır. Ha şimdi siz ikiniz tekfirin şartlarını ve engellerini kabul ettiniz mi ettiniz? Bir muayyen şahıs şu adam bir fiil işledi. Tekfirin şartlarında ihtilaf ettiğiniz zaman sana göre tekfirin şartları oluşmuştur bunu tekfir edersin. Buna göre tekfirin şartları oluşmamıştır bunu tekfir etmez. Aranızda din farkı oluştu mu oluşmadı. Aranızdaki ihtilaf sadece şartlar konusunda oluştu. Mesela sekir hali tekfirin engellerinden bir engeldir. Sefehlik tekfirin engellerinden bir engeldir. İntifal kas tekfirin engellerinden bir engeldir. Ve bunların hepsi başından sonuna kadar ihtilaflıdır. Hepsi ihtilaflıdır. Tekfirin şartları fiilin küfür olduğunun sabit olması Failin bu fiili işlediğinin sabit olması, failin bu fiili işlediğine kaç şahit gerekir bu bile ihtilaflıdır biliyor musunuz? Bundan dolayı ben size tekfirin şartları ve engelleri muhtelefun fi ihtilaflı olduğu için Mesela İbn-i Teymiye'den e, şu sözü çok duyarsınız veya muasır alimlerin daha çok şu sözü çok duyarsınız Cehmiye'yi muayyen olarak tekfir eden alimlerin katında tekfirin şartları oluşmuş engeller kalkmıştır Cehmiye'yi muayyen olarak tekfir etmeyen alimlerin katında ise tekfirin şartları oluşmamış engeller ortadan kalkmamıştır. Ben size o kadar örnek sayarım ki muayyen şahısların tekfirinde İslam ümmetinin ihtilaf ettiğini. İbn-i Teymiye, İbn-i Teymiye. i̇bn tekfir eden yüzlerce alim var. Şey, o kim, birisi Şeyhul İslam diyor. Tamam mı? Şeyhul Ekber, öbürü Şeyhul Ekber diyor. Kim İbn-i Teymiye'ye kim İbn-i Teymiye'ye Şeyhul İslam derse o kâfir olur diyor. Bunu diyen şey değil yani böyle e, ismi cismi duyulmamış işte kenarda köşede onlar değil. Bunlar bildiğin koca koca alimler. E, şimdi İbn-i Teymiye'yi tekfir eden alim tekfir etmeyenler de tekfir etmiş mi? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sonuç olarak şunu söyleyeyim ben size. Yani bu nasihatimi alın. Hani geçtiğimiz günlerde bir ders yaptım ve herkes böyle her taraftan itiraz etti ya. İşte hocaları tekfir etmek sizin işiniz değil diye. Burada hocalardan bahsedildiği için ben hocalar demiştim. Müslümanı tekfir etmekten uzak durun. Müslüman bildiğiniz bir insanı yani bana şu kişi şöyle şöyle dedi bununla kafir olur mu diye soruyorsanız. Demek ki o kişi ondan önce Müslüman. O fiille kafir olup olmadığını soruyorsa o fiili işlemeden önce senin katında nedir bu adam? Bu adamın tekfirinden sen uzak dur. Tekfirin şartları ve tekfirin engelleri konusu usulül fıkhın konusudur bakın. Her bir konu usulül fıkhın alanıdır. Ben geçenlerde usulül fıkhı öğrenmeye tek başınıza öğrenmeye kalkmayın öğrenemezsiniz dedim. Usulü fıkıh tek başına öğrenmesin. Bak bizim hocalarımızın hepsi, Tevhid Ehli hocaların hepsi habire ders yapıyor. Bir tane doğru düzgün, elayya düzgün fıkıh usulü dersi var mı internette? Yok. Niye? Zor bir derstir. Ne hocalar onu yaparken böyle kolay bir şekilde fıkıh usulü dersi yapar ne de talep onu kolayca anlayabilir. Bundan dolayı tekfirin şartları ve tekfirin engelleri konusu. Mesela cehalet özrü konusu usulü fıkhın konusudur. İkra usulü fıkhın konusudur sefehlik, usulü fıkhın konusudur, hata usulü fıkhın konusudur. Daha onlarca konu usulü fıkhın konusudur ve bu konu oldukça ama oldukça zordur. Bundan dolayı ben size nasihat ediyorum. Ben size nasihat ediyorum. Müslümanı tekfirden uzak durun. Geçenlerde bir yerdeydim. Müslümanlara nasihat ediyorum. Ben tanımıyorum. Her gelende bizim kendi kardeşimiz Müslümanlar zannediyorum. Her gördüğüm sakallıyı dede zannediyorum ben. çok okuyun. İslam ümmetinin arasında ne var, neler var bir görün. Yani bunu gördüğünüz zaman bazı şeyler biraz daha ismine girecek. Yani sen bugün anlaşmalı boşanma konusunda ilk hocayı tekfir ediyorsan senin bu usulünle ben sahabeye kadar herkesi tekfir ettiririm sana. Senin bu usulünle sahabede dahil bak. Sahabeye kadar herkesi sana tekfir ettiririm. Et meselesinden dolayı birilerini tekfir ediyorsan sen ben buradan başlarım her yüzyıldan 3 alimi sana te tabiine varana kadar tekfir ettiririm sana. Kedi eti helal diyen tabiim var ya kedi eti tamam mı? Şimdi Allah'ın haram kıldığına helal yaptı diyeceksin tekfir edeceksin ne diyeceksin? Mutanikana cevaz veren alim var ya. Niye gülümsedin öyle? <gülüyor> <gülüyor> yani muta bizim ehli, bizim katımızda icma ile haramdır. Buna cevaz verenler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölmediğini iddia edenler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin babasının Resulullah'ın onları kaldırdığını onlara iman ettirdiğini tekrar geri yattığını bundan dolayı onların Müslüman ve mümin olduğunu iddia eden var. Şimdi bunları ben iddia etsem var ya bana kafir oğlu kafir derler. Ben de bu konuyu anlatmak için İslam ümmetinin içerisinde görüşlere bir bakın dedim. Ya yani şöyle bir bakın. Neler var neler. Al size söyleyeyim. Cehennem ebedi değildir demek. Ne demek? Hadi bakalım. Yani tekfir öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Şimdi cehalet hakim olduğu için İslam ümmetinin içerisinde nelerin olduğunu nelerin bittiğini ben İbni Kesir'in kitabında Kurtubi'nin kitabında sana geçenlerde söyledim değil mi? Seyyid Kutub'un kitabında öyle kaviller getiririm ki öyle cümleler getiririm ki tamam mı? Yani aynı usulle onları tekfir etmek zorunda kalırsınız. Şunu demek istemiyorum yani tekfir edilmesi gerekiyorsa tekfir ederiz o problem değil. Yani Nas'ın ayet ve hadisin karşısına alim getirerek duvar çekmeye falan çalışmıyorum. Ama İslam ümmetini bir öğrenin dedim. Burada bir hadis okudum. Herkes şöyle bir durdu. Neyse bakın dedim bunlar da var. Bunları nakledenler de var. Ben gittim bu hadisi okuduğum için bakmışlar hadis zayıfmış. Hadis zayıfmış Murat Gezinler kafir oldu demişler. Ya ben ne yapayım zayıf hadisi adam nakletmiş ki onu tekfir et. Taberi'de geçiyor, İbn Esir geçiyor, Ebu Davud'da da geçiyor. Git onu tekfir et ben. Niye tekfir ediyorsun? Ve ben bu hadisi okurken istidlal makamında da okumadım. Yani bir tartışma vardı, zayıf hadis değil. Yani bakın İslam ümmetinin kitaplarında neler var bir bakın. Bugün X şahsı, Y şahsı, Z şahsı ya da bir Müslümanı tekfir ederken düşünün. Benim bu tekfirim nelere yol açar bir bak. Bunu düşünün dedim. Ben oradan çıktım. Adamlar tekfir etmişler. Yani hadise böyle. Bir mesela ben bu arkadaşlara şunu sormak isterim. Tekfirde aşırılık var mıdır? Aşırılık nedir? Mesela kim ne yaparsa aşırı tekfirci olur. Arkadaşlar bakın. Bir ifrat vardır, bir de tefrit vardır, bir de vasat vardır. İfrat, tefrit ve vasat. Ne yazık ki vasatı tutturamıyoruz. Bir taraftan insanlar harici olmasın diye bu minvalde dersler yapıyoruz İnsanları bu tarafa asılıyoruz Fazla mı asılıyoruz ne olur İnsanlar buradan çıkıp ircaya gidiyor Bir taraftan Mürciye olmasınlar insanlar Tekfir dinine asılır tekfir etmeden olmaz diyoruz Buradan asılıyoruz Adamları fazla çekiyoruz <laughs> ne dersem Adamlar hop buradan Vasatta durmayı bir türlü beceremiyorlar Hariciyle gidiyorlar Ben niye hatırlıyorum ee, Sizin memlekette Ahmet Necdet Sezer'in Müslüman diyen adamlar bir ay sonra ben onları anlattım anlattım anlattım. Bir ay sonra ben otobüsle onların memleketine gittim. Otobüs bileti aldığım için bana, bana kafir dediler. Adamlar nereden nereye geçmişler. Bu yüzden inşallah vasatı tutturmaya çalışalım. Peki tekfir konusunda vasat nasıl olunur? Çok basit bir cümleyle. Ben şey yapacağım. Çok basit. İçinde yaşadığımız toplum müşrik bir toplumdur. Bu toplumu tekfir edeceksiniz. Bu toplumun Yöneticileri yöneticiler tağuttur bunları tekfir edeceksiniz. Bu toplumun, bu tağutların koruyucuları, askeri, polisi, güvenlik güçleri, e, valisi, kaymakamı bunlar kafirdir. Asli kafirdir bunlar. Bunları tekfir edeceksiniz. Yahudi, Hristiyan, Mecusi demiyorum zaten. Onları zaten tekfir ediyoruz. Şia'dır, şudur, budur bunları demiyorum. İçinde bir toplum içinde yaşıyoruz. Suriye toplumu sizi ilgilendirmesin. Ürdün toplumu sizi ilgilendirmesin e, yaşayan bir alimin fetvası sizi ilgilendirmesin. Bir toplumun içinde yaşıyoruz. Sabahtan akşama kadar bu toplum içerisindeyiz. Bu toplum yöneticisinden avamına kadar birebir müşrik bir toplumdur. Bunları tekfir edeceksin. Bu toplumun içerisinde iki tane büyük şirk vardır. İki tane büyük şirk. Bir hakimiyet şirki bir de kabir şirki. Bu şirki işleyenleri tekfir edeceksin. Bu iki şirkete reddedip de müşriklerden beri olanları tekfirdeyse sen susacaksın. Bitti bu kadar basit. Eğer burayı tutturabilirsen sen tekfirde vasat bir bana göre tabi bu vasat bir noktayı yakalamış olursun diyoruz.